merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sonunda dekorasyon alışverişim videosunu çekiyorum. Uzun zamandır biliyorsanız ara sıra böyle bir şeyler aldım ve onları artık böyle bir araya toplayıp size göstermek istiyorum. Uzun zamandır evin dekorunu değiştirmek istiyorum. En çok da salonun, yani mavi koltuklu odanın. Çünkü orayı bir türlü halledemedim. Yani hep bir şeyler eksik gibi ya da bir şeyler fazla gibi, bir şeyler uyum sağlamıyor gibi. Şu an olduğum odada çok memnunum. Hele ki yeni aldığım şeyleri koyunca gerçekten tam olacak. Ama o odada, salonda, yani aldığım şeylere rağmen hala emin değilim ama inşallah halledebiliriz. Evet, şimdi gelelim aldıklarıma. İlk önce size yeni bir tablomuzu göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Zaten renklerden anlaşıldığı üzere günlük oturma odasına, yani şu an bulunduğum oda için aldık biz bunu. Böyle yine ayna çerçeveli, ağaç motifli. Ben hani başka motifler de vardı da onlar bana pek, yani pek hoşuma gitmedi. Ağaç motifli daha hoşuma gitti. O yüzden bunu seçtim. Ve bu Atlantis Dekor'dan, yani ATL Dekor diye geçiyor. Instagram hesaplarını şuraya yazacağım. Oradan fiyat bilgisine hani ulaşabilirsiniz. Bir de ürünlere de bakabilirsiniz. O kadar bayıldım ki ya, şu ara şu aynalı, ayna çerçeveli tablolara gerçekten acayip taktım. Ve salonda zaten orayı gördünüz. Orası zaten müthiş. Burası için de böyle almak istedim. Çok güzel gerçekten. Yani kadar da güzel parlıyor. Bu da bizim yeni tablomuz. 60x60 bildiğim kadarıyla ölçüleri. Resimlerde küçük gözükebiliyor ama ölçüleri sorarsanız ve böyle bir bakarsanız gerçekten dehşet büyük oluyorlar. Bu bile benim tahmin ettiğimden daha büyük geldi. Şimdi uzun zamandır, çok uzun zamandır, yani bir sene olacak sonunda, 3 ay sonra falan bir sene olacak. 6. aydan beri geçen sene kettle'im yok. Gerçekten. O zamanlar ya ben bir kettle alacağım ya da benim kettle'imi işte tamir ettireceğim falan dedim ama biliyorsunuz o zamanlar WMF'in kettle'i vardı, bende böyle camlıydı. İçini temizlerken orada bir silikon vardı. O silikon var ya arkadaşlar, yani o kadar hızlı kırılan bir şey ki, yani normal orayı süngerle, ya süngerle temizlerken hani desem ki çok acayip bir şey yaptım o yüzden kırıldı, yok. Sonra tamire götürdüm ama küçük bir silikon dedim. Adam yok, bu tamir olmaz yani dedi. Ben de böyle kaldım. Sonra hani yenisinin fiyatını sordu. 1000 lira dedi. 1000 lira dedi ya. Ben inanamadım. O yüzden bu sefer tamamen başka bir şey aldım. Bir de mutfağıma çok uygun bir şekilde bu kettle'i aldım arkadaşlar. Bunu görünce vuruldum. Beyaz kettle istiyordum. Zaten internette de öyle yazdım. Beyaz kettle. Ve ilk karşıma çıkan buydu arkadaşlar. Bunu zaten gördüm. Böyle bayıldım. DeLonghi markasının bu. Böyle çok güzel. Kapağı olsun, içi olsun, duruşu olsun. Bir de böyle parlak parlak, kristal gibi. Mutfakta dehşet güzel duruyor. Şu an bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? Bu internette hep baktım. 500-600 civarıydı hep. Hatta bir yerde işte 550 falandı. En sonunda N11'de 450'ye buldum. Sonra sepette indirim yaptılar. 30 lira 420'ye aldım. 2 yıl garantisi var. Yani içinde geliyor arkadaşlar. Yani alabilirsiniz. Çok güzel ya. Resmen aşık oldum. Çok güzel. Şimdi gelelim Karaca'dan aldıklarım arkadaşlar. İlk önce şu vazonu göstereyim. Şu vazo hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Hem güzel hem bilmiyorum gibi bir şey oldu. Şöyle bir vazo aldım. Yani duruşu çok güzel ama renginden emin değilim. Salona böyle bir koydum. Hem koltuklara uyuyor hem uymuyor gibi bir şey oldu. Koltuklara yaklaştırınca uyuyor. Uzaktan bakınca çok aşırı mavi gözüküyor. Bilemedim yani. Ya salonda kullanırım, belki de başka bir yerde kullanırım, bilmiyorum. Şöyle bir vazo, görünüş olarak çok güzel ama tabii ki renkler, biliyorsunuz benim koltuklar, salondakiler çok problemli. O yüzden onlar da bilmiyorum. Bunun fiyatı 40 lira civarıydı. Şöyle koyayım. Ondan sonra bunu zaten görmüştünüz. Yine göstereyim dedim. Bu da böyle bir mumluk. Bu tamamen koltuklarımın renginde arkadaşlar. Şöyle. Bir de şu yükselticiyi de biliyorsunuz. Bu da aynı şekilde.
Şimdi gelelim Karaca'dan diğer aldığım iki ürünü arkadaşlar. Şöyle bunların ikisini aldım. Şunu bir göstereyim. Bu gerçekten tahmin ettiğimden daha büyük geldi ve şöyle kapağı var. Şekerlik olaraktan geçiyor. Ben tabii bunları tepsinin üstüne koymak için aldım ve bunlara bayıldım. Çok güzel. Rengi falan da çok güzel. Çok böyle mavimsi, grimsi karışımı bir şey. Bir de şunu aldım. Şu gösterdiğim, yani daha demin gösterdiğim şu 20 ile 26 lira civarı gibi bir şeydi. 22 lira da olabilir. Hatırlamıyorum. Uzun süre oldu sipariş edildi. Anca geldi. Zaten yazıyor yani. Biraz geç gelecek diye. Böyle. Bir de bu. Bu 20, yani söyledim. Bu da 10 liraydı. Bunu hatırlıyorum. Şuraya koyayım. Şimdi gelelim benim meşhur gerçekten görünce vurulduğum tepsime. Benim tepsi facamı biliyorsunuz, internetten aldım, sarı renkli geldi falan filan. O yüzden internetten tepsi almayacağım dedim. O gün hatta bayağı bir Ankara Mall'da gezdim, bulamadım. En azından hani annem buldu, ben de bulurum şeyiyle gittim ama yok. En sonunda Paşabahçe'ye gittik. Orada iki tane tepsi vardı. Bir tanesi yuvarlaktı. Bir tanesi de yine böyle dikdörtgen mi deniliyor? Dikdörtgendi. Ama yani nasıl diyeyim, fiyatlar çok pahalıydı. Yani ne kadardı? Bir tanesi 350, bir tanesi 400'dü. Ben de o kadar vermek istemiyordum açıkçası. Tam böyle üzgün gidecekken bu tepsi çarptı gözüme ve fiyatı da böyle bir tepsi için gayet uygundu. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle tepsi. Bunu ben ne kadara aldım? 220 olabilir, 15 olabilir, 30 olabilir. Hatırlamıyorum. Ama bu şekilde tepsim. Ve hiç öyle sarılık falan yok. Tepsiler genel olarak zaten böyle tamamen güzel bir şey istiyorsanız ve öyle sararma, hani gümüş gözüküyor ama böyle sarı sarı gümüş gözükmesini istemiyorsanız zaten bu fiyat civarı oluyor. Çünkü öbür türlü hiçbir şekilde yani bulamazsınız. Şimdi gelelim. Size şimdi bir kütük göstereceğim. Önce şöyle bir şey diyeyim. Bunun nereden aldığımı söylemeyeceğim. Sebebi şu. Şu an bir çalışmamız var. Ve oradan bu bana hediye. Bu arada balkon dekorasyon falan gibi şeyler de gelecek. Ama onlar için birazcık zaman var. Bu da oradan hediye. Hatta bunun aynısını bana gene yapacaklar. Önce bir göstereyim en azından anlayın. Şöyle bir kütük arkadaşlar. Bayağı kalın. Hatta şurası. Ya ben onu gördüm. Bana da hediye ettiler. Ama bir tane daha yapacaklar bana. Burası böyle beyaz ve simli istedim. Bu şimdi hani kırık da öylesine verdiler ama aynısını yine aynı şekilde yapacaklar bana. Ve şu arkası boş arkadaşlar. Ben buraya ne yapacağım biliyor musun? Bu yine günlük oturma odası olarak da hani günlük oturma odasını düşündüğüm bir parça. Bunun içine led koyacağım ve bunu bu şekilde buradan böyle parlatacağım falan gibi şeyler. Ama şu an belki tahmin edemiyorsunuzdur. O yüzden inşallah evi dekor ederken göreceksinizdir. Çok güzel oluyor. Bu böyle simli, ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Böyle bir kütük ve gerçekten hem ağır hem çok güzel. Buna bayıldım. Şöyle şunu şuraya koyayım. Dediğim gibi onun için biraz beklemeniz lazım. Sonra yine N11. N11 benim şeyim oldu. N11 duy beni. Burada şöyle bir post var. Bunu yine salon için aldım. Tereddüt ettim ilk başta. Ben bunu 49 liraya aldım arkadaşlar N11'de. Ve inanın koltuklarla apaynı renk. Apaynı ya. İnanın, inanamadım yani. Hep genel olarak koltuklarımın renginde sıkıntı yaşadığım için bir şey alınca çok hani böyle uymuyor. O yüzden hani salonu mesela hiç dekor edemiyorum. Ama bunu böyle görünce dedim aman 49 lira al bakayım, hani uyarsa uyar, uymazsa artık başka bir yere koyarsın. Ve tamamen uydu. Koltukların renginde hiçbir şekilde böyle bir değişiklik falan da yok. O yüzden buna bayıldım. Şimdi gelelim bir vazoya. Ben böyle şey bir vazo aldım, şeffaf. Çünkü salonu hep bir şey yapmak istesem bir şey uymuyor. O yüzden risk etmek istemedim. Şimdi ilk önce belki şeklini beğenmeyebilirsiniz. Şöyle bir vazo aldım arkadaşlar. Bu 170 liraydı yine Paşabahçe'den. Neden bunu aldım diye şöyle söyleyeyim. Orada birçok güzel vazo vardı, şeffaf.
Ama mesela biliyorsunuz bizim bir tane kedimiz var, ikincisi de gelecek ve böyle şey yapınca anında düşüyorlardı ve hani onlar genel olarak hani balım genel olarak salonda olduğu için, orada uyuyup kalktığı için yani bütün evde geziyor ama en çok salonda takılıyor ve ben risk etmek istemedim, hele bir de ikinci kedi gelecek. Hani Allah korusun düşer üstüne basar patisine bir şey olur falan filan. O yüzden hani ben şey yapmak istemedim. Böyle bir tane aldım. Hatta orada denedik. Böyle vurduk ve yerinde duruyor. Yani hiçbir şekilde düşmüyor. Bu benim için önemliydi. O yüzden bunu seçtim. Bu yine salonaydı ama belki başka bir yere de gelebilir. Şöyle koyayım. Allah'ım. Söylemiş miydim fiyatını? 170 liraydı arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bakayım. Her şeyi göstermişim ya. Heh, şimdi gelelim. Ben bir tane mutfak halısı aldım arkadaşlar. Nedense mutfak halım hiç beğenilmedi. Mutfak karışık gösteriyor olabilir, evet. Ama hani renkleri ben uyum sağlıyordum aslında. Çok sade bir halı aldım. Sayfanın ismini, hani aldığım sayfanın ismini vermeyeceğim. Çünkü onlardan hani hizmetlerinden çok memnun kalmadım. Daha halıyı görmedim ama şöyle söyleyeyim, hizmetlerinden çok memnun kalmadığım için sayfayı şu an böyle hani önerip kimseyi mağdur ya da gıcık etmek istemiyorum. Zaten Instagram'da halı yazarsanız her yerde şu an hatta oturduğum halıyı biliyorsunuzdur. Bu şekilde makineye atılan ama bir o kadar da böyle güzel duran tay tüyü halıları bulabilirsiniz. Gerçekten ben bu kadar güzel beklemiyordum bu halıları. Evet, ama bu şimdi başka bir firma. Yani ben aynı siteden almadım bu halıları. Ve şu an size halının görselini birazdan buraya bir atacağım. Ondan sonra konuşacağım. Evet arkadaşlar, halıyı gördünüz. Çok sade. Silinmesi çok kolay olduğu için, temizlemesi de çok kolay olduğu için, makineye de girdiği için onu tercih ettim. Bir de böyle mutfağımı daha sade göstereceği için o benim gözüme daha güzel geldi. O yüzden onu tercih ettim. Bu kadardı. Yani yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu an işte halıyı bekliyorum. Halı daha gelmedi çünkü. O bir hani dediler bir hafta 10 güne gelir. Tabii inşallah daha erken gelir. Bekliyorum yani. Gelirse o zaman hemen dekorasyon videosunu çekerim diye düşünüyorum. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.